Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Banggood üzerinden aldığım ürünün kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Önce kutumuzu açalım şu şekilde. Ve kutumuzu açtık. Arkadaşlar bu ürünü Banggood üzerinden aldım. Bu ürünü Banggood'dan satın alırken vergiler dahil olarak satın almanızı tavsiye ederim. Hem hızlı geliyor hem de vergiler dahil olarak geliyor. Herhangi bir vergi de ödemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt vergiler dahil olarak aldığımızda World Express diye bir kargoya veriliyor. Ve direkt olarak gümrük işlemlerini Banggood sizin adınıza yapıyor ve ardından gördüğünüz gibi arkadaşlar Aras Kargo şirketine veriyorlar. Aras Kargo da bu ürünü size teslim ediyor. Buraya kadar tamam. Ürünümüzü kutudan çıkartalım şimdi. Şurada gördüğünüz gibi bir tane kablomuz çıktı. Bu da cihazımızı çalıştırmak için güç kablomuz. Hemen yanında da İngilizce kullanma kılavuzu var. Adından da anlaşılacağı gibi bir güç kaynağımız var kutuda. Hemen güç kaynağımızı çıkartalım. Gördüğünüz gibi 30 volt 10 amperlik bir güç kaynağımız. 0 ile 30 volt arasında 10 ampere kadar istediğimiz gücü alabiliyoruz bu cihazımızdan. Şimdi bunu kablolarına bağlayıp bir test edeceğiz. Test etmeden önce arkadaşlar şurada 110 volt ve 220 volt ayarlayabileceğimiz bir düğme var. 220 volt olarak ayarlı olduğundan emin olun. Bu ayarı 110 voltta kalabilir ve farkına varmazsanız cihazınız hasar görebilir arkadaşlar. Burada da özellikleri yazıyor. Model numarası K3010D. Yaklaşık 300 watt'a kadar bir güce sahip. 110 ve 220 volt ile çalışıyor. Çıkış voltajı da doğru akım 0 ile 30 volt arasında ve 10 amper güç sağlıyor. 30 voltta da 10 amper güç sağlıyor. 1 voltta da 10 amper güç sağlıyor bize. Fişimizi taktık. Çalıştıralım cihazımızı. Gördüğünüz gibi düğmemize bastık ve cihazımız çalışmaya başladı. Şu anda ayarları sıfır konumunda olduğu için herhangi bir güç çıkışı gözükmemekte. Burada volt ayarımız, şurada da amper ayarımız var. Yine 0 ile 10 amper arasında istediğimiz amperi ayarlayabileceğiz. Şuradan bir voltaj yükseltiyorum şimdi. Sonuna kadar yükselttim. Evet, herhangi bir tepki yok. Tepki olması için amperimizi birazcık yükseltmemiz gerekiyor. Amperi yükselttiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi volt göstergemiz yükseldi. Herhangi bir güç kaynağı çekimi olmadığı için de gördüğünüz gibi herhangi bir amper çıkışı gözükmüyor. Şöyle bir kısa devre yaptığımda görüyorsunuz 10 ampere otomatik olarak yükseldi. Güç koruması olduğu için de arkadaşlar 10 amperde bunu sabit bırakıyor. Cihazımız hasar görmemiş oluyor. Multimetremi bağladım arkadaşlar. Hemen şöyle volt çıkışı sağlıyorum. Gördüğünüz gibi 1.6 volt ve 1.6 volt olarak gözükmekte. Yükseltiyorum. 3 volt, 3.2 volt. Devam ediyoruz. 4 volt. 8 volt, 10 volt, 12 volt, 24 volt ve yaklaşık 32 volta kadar yükseliyor. Şimdi bu cihazımızı sıfır konumuna alalım.
Şurada bir doğru akım motorumuz var. Bu da 24 volt, 14 amper gücünde arkadaşlar. Şimdi bu cihazı boşta çalıştıracağım. Şimdi bir voltaj yükseltmesi yapalım. Daha net görebilin şu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar, 3 voltta çektiği akımı görüyoruz. Voltajımızı yükselttik ve amperin de yükseldiğini görüyoruz. Motorumuz yaklaşık 24 volt gücünde ve 24 volta kadar şu anda 24 volt motorumuzu bir giriş sağladım. Çektiği boştayken çektiği akımı da anlık olarak görebiliyoruz. Yaklaşık 1 amper civarında arkadaşlar. Tabii bunu biraz güç uyguladığımızda amperin yükseldiğini görebileceğiz. Motora baskı uyguladığımda amperin biraz daha yükseldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ve daha büyük bir motorumuz var. Yine 24 volt, bu sefer de 26 amper güce sahip bir doğru akım motorumuz. Şu anda yaklaşık 3 voltta 1,5 ampere yakın bir güç çekmekte. Diğer motorla arasındaki farkı görmüş oluyoruz. Yine 24 volt giriş sağlayacağım. Boştayken bile ne kadar akım çektiğini görebileceksiniz. Diğer motorumuz yaklaşık 1 amper bir güç harcarken bu motorumuz da yaklaşık 2 amper bir güç sağlıyor boşta. Motorumuza baskı uyguladığımızda görüyorsunuz 2,5 ampere kadar yükseldi. Bu cihazda arkadaşlar bataryada şarj edebiliriz. Ve en güzeli de görmüş olduğunuz gibi süper kapasitörlerimizi şarj edebiliriz. Ve hızlı bir şekilde şarj edebiliriz. Biliyorum ki süper kapasitörleri doldurmak için güç kaynağına ihtiyacımız oluyor. Ve 2,7 volt bir güç kaynağı bulmak çok zor. Bu tarz süper kapasitörler için mükemmel diyebilirim. Şöyle bir bağlantılarını yapalım hemen. Süper kapasitörümüz boş değil arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 volt gözükmekte. Önce bir ark yapalım. Süper kapasitörümüzü biraz boşaltalım. Evet, süper kapasitörümüzü biraz boşalttım. Amperimiz de sonuna kadar açık. Hemen bir volt girişi sağlayacağım buradan. Evet. Şu anda arkadaşlar 1,6 volt veriyorum ve yaklaşık 4 amperle dolmaya başladı. Görüyorsunuz hızlı doluyor. Görmüş olduğunuz süper kapasitörümüzün voltajı 1,7'ye yükselecek. Bizim ihtiyacımız olan neydi? 2,7 volttu arkadaşlar. Şu an 2,7 voltu ayarladım. Süper kapasitörümüz doldukça amperimizin düştüğünü görebileceksiniz. Şöyle şu an 2,7'ye ayarladım. Görüyorsunuz arkadaşlar, amper göstergemiz hızlı bir şekilde düşüyor. Yani süper kapasitörümüzü çok hızlı bir şekilde doldurmakta. Şu amperi 0 olarak gördüğümüzde süper kapasitörümüz dolmuş olacak. Evet. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde doluyor süper kapasitörümüz. Yine büyük süper kapasitörlerde de aynı şekilde doldurabiliyoruz arkadaşlar. Küçük süper kapasitörümüze göre biraz daha yavaş dolduracaktır ama yine de yaklaşık 2-3 dakika içinde bu kocaman süper kapasitörümüzü de doldurabiliyor. 12 volt bir bataryamız var arkadaşlar. Bu cihazımızda yine bataryamızı şarj edebileceğiz. Şöyle başlıklarını bağlıyorum. Bataryamızda 12 volt olduğunu görüyoruz. Şuradan bir volt ayarı yapıp 14,4 voltu ayarlayacağım ben bunu. Evet.
14.4 volt'u ayarladık arkadaşlar. Amperimiz de son ayarında. Bataryamız şarjı olduğu için görüyorsunuz amperimiz hızlı bir şekilde düşmekte. Bataryamız boş olsaydı şuradan da amper ayarı yaparak bu bataryamız yaklaşık 14 amper gücünde ve 4.2 amperle şarj edilebiliyor. 4.2 amperi 14.4 volt ayarlayarak bataryamızın da dolmasını sağlayacağız. Bu ürünü indirimli olarak satın almak için videomun açıklama kısmındaki linki ve indirim kuponunu kullanarak indirimli olarak satın alabilirsiniz. Videomun açıklama kısmında linkleri bırakacağım arkadaşlar. Elektronik projeleriyle uğraşan herkesin sahip olması gereken bir cihaz diyebilirim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.